Mana ya da şekil en uzak yollardan biridir. Çünkü hepsi bir hapishane zincirine benzer. Seni ayrı ayrı duvarlara bağlar. Nefsin koyuluğuna bağlı olarak gücü de bu nispetle olur. Fark edenler ve anlayanlar zaten ince anlayışlarının meyvelerini her zaman en güzel manevi tabaklarda yerler ve bu tat hiçbir meyvede yoktur. İbadet ve kulluk bilinci nefs savaşının zafer bayrağıdır. Bu fetih edilen kale ise kalp, beden ve gönül sahrası içerisinde olup mağlup edilmesi en zor yerlerden biridir. Çok emek ve gayret gerektirir. Sabır sana yoldaş ve sırdaş olmalı ki işin en zor yerlerinde yarı yolda kalmadan ilerlemen mümkün olsun. Dünyalıktan sadece bir sırça sızıntısı kadar almak en ehven haldir. Zaman içerisindeki yol dünya üzerindeki yollar gibi uzun sürmez. Sadece nerede oluşuna bağlı olarak seni oyalar durur. Şeytan ve ekibi aklın ve nefsin her zaman peşine düşmüş leş yiyiciler gibi bütün fırsatları değerlendirirler. İşte onların karanlıklarda ellerine düşen perişan olur ki hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil, rüşvay olur. Sayfa 50. Bu dünya mahkemesindeki hiçbir hesap ahiret divanındaki hesaba benzemez. Orada büyük küçük ne varsa hepsi ortaya dökülür de gözlerin bile kaçamak bakacak bir yer bulamaz. Sadece belli bükülmüş bir eyvah vardır içinden sana seslenen. Yine de biz en doğru olan şekilde hattımızı bilerek şeytanın vesvesesine kapılmadan yaşamaya çaba gösterelim. Aşk illerinde olanlar emek verip çileyle oraya ulaşmışlardır. Bu elbette istek ve sevmekle alakalıdır. Kim ne yaparsa yapsın, ne kadar çabalarsa çabalasın, izin çıkmadan ol perdeler kalkmaz, ol kapılar açılmaz. Bu senin kendini halka nasıl gösterdiğinle alakalı değil, samimiyetin ve gerçek aşkın ölçüsü nispetindedir. Bazen bir tarla buğdaydansa bir kavruk tane daha eftaldir. O hamlık atından inmiş, mevki bataklığına batmamış, nefis güneşinde yanmamış, istek harmanında oyalanmamıştır. Kendini üstün görenler, akıl bocalama kervanında önde giden katırlara benzerler. İlk önce de dünya ve hırs kurtları, karlı kıskançlık mevsiminde inat ormanından çıkarak o kervan başının kemiklerini çatırdatırlar. Ama ne yazık ki kaç kere bu kervan yolda saldırıya uğramış olsa da yine yeni kervanlar yola çıkmıştır. Çünkü insan gözü doymayan odun kurtlarına benzer. Halden anlayanın dergahındaki tevazu merdivenleri gül kokuyor sanki. İşte bize de böylesi huşu kuşlarının kanat çırptıkları semalar lazım. Ey can semasında kanat çırpan, ey yokluk alemlerinde varlık arayan, ey muştular sabahına ulaşan ve oradan da sabit ve hak olan gerçeği gören, anlayan, idrak edip bunu gönül titremesiyle tamamlayan aşk ehli. Sana ne sözüm ulaşır ne de gözüm. Çünkü sen benden çok yücelerde bir mekan tutmuşsun. Ben sadece senin reyhan ile leylak kokularına hayran olmuş, mest olmuş bir halde ismini anmaktayım. Seni gelip görenlere halini, hatırını sormaktayım ki ruh halveti zamanlarımız aklımızdan hiç gitmesin. Bana bir yol aç, bana bir kapı aç ve gönlümü, kalbimi sırra aç. Ben de sana doğru niyet kanatlarımı açayım da rutubet kokan, korkak, vefasız gözlerden, niyetlerden çok uzaklara kaçayım. Marifet ehlinden gelen ve zamanıma canıma ulaşan her haber zerresi bile ol anlayış kasesini öyle doldurmakta ki harfe yüklenen söz kervanları bile mana sahralarında başı açık ayağı yalın bırakarak acizli kıyılarına sığınmaya itmekte. Ben yeltenenlerden değilim. Ben seven, aşık olan, isteyenlerdenim. Buna benim aciz mevcudum karar vermedi. Sevgiyi yaratan onu kalplere koyan, onu onunla muhatap edenin emrine canım kurban, canlar kurban olsun. Bağım, bahçem, malım, bülküm ve dahi servetim kurban olsun. Sayfa 51 Ey toprak, su ve ateş kardeşliğinde yaşayan ömrü sınırlı, dünya tılsımlı nefs. Hırslı, öfkeli, Velhasıl ruhu içinde, canı içinde koyulanları idrakiyle bilerek isteyerek yaşayan, eksi ve artı maharetli mahluktan kendi vasıflarıyla ayrılmış olan insan. İçimdekilerini sana sahip döküyorum. Bu eserimde belki de nasip denilen ferman ulaşacak olana ulaşsın. Bu gül bahçesine olan muhabbet, bu gül kokusuna olan aşk yeşersin, daha fazla filiz versin, daha çok akla ve fikre yerleşsin de nuru Kabe olanları da o tavaf ferahlığı içine alsın, kendilerinden geçsinler istedim inşallah. Seviyorum dedim içimden. İşte karar kıldım ki kendimi bağladığım dünya iplerinden kurtulmam, onlarla irtibatımı kesmem, bir daha da dönüp yüzlerine bakmamam lazım. O anda içimdeki ferahlık anlayışı, yörüngemi, lütuflar yağmuruna ulaştırdı. Ne zorlandım ne de sıktım kendimi. Her şey kendiliğinden oluverdi. Ben ve parmaklarım sadece o gelen şeye aracılık ediyorduk. Yazdıklarıma asla vefasızlık, isyan, sabırsızlık, çıkarcılık bulaştırmadan, şan, şöhret isteği olmadan yaklaştım. Çünkü onlar bu istekleri onlarla Sina çölü ile Lut gölü kadar uzak ve zıttılar. Ehlullah ile zamansızlık zamanında kendimden geçtiğim bir anımda kalp deryasında buluşma isteğim oluştu. Ten ürperdi göz yaşardı ve o anda keşke ben yanında olsaydım dediğim içimden derinden derine hissettiğim sevgisi öyle içerimi kapladı ve ona karşı öyle hasret oluştu ki kavrayamadığım haller gönlümü hoş eylemişti. Ve idraki olan anlasın deyu kelam sınırında kalarak zan karanlığından uzaklaştıkça uzaklaşıyorum. Her anlamı, her devayı her kuşatılmış bilgiyi iksir gibi kendinden habersiz yaşayan ruha içirseydik, bunca zahmet edip kendinden haberdar olma yollarında halvet perdesine sayısızca yüz süren fedakar ehli vefaya haksızlık olmaz mıydı? O yüzden kimliğini kimliksizlik ile değiştiren, kalp kimliğine geçen sır kokulu dosta daha çok meyil etmeye karar verdim. Ve o benim ben de onun zamanında yaşamadığımızdan ruh zamanının ortak semasında buluşmak artık elzem olmuştu. Şimdi geçmişteki çekingenliğimi anlatmak isteyişim şol zaman kararına geldi. Ayrılıklar sabahındaki gecede gönlüme haber güvercini gibi kanatlarını katlayarak kondu durdu. Şimdi ol sırgah mekanında olan dosta Kalbimdeki isteyişten seslenerek dedim ki, ben de öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum, dahi hissetmek istiyorum diye, ruh kelamı ile kalp gözümü adam şekline sokarak ona hürmet kervanları ile yolladım. Bir işaret olarak, rüya bir işaret olarak da güya sınırı arasında gidip gelirken, rüyamda gördüğüm ile Geçmişte ruhuma gösterilen gerçek zaman anında var olup hazır olduğumda gözlerimin önüne gelince ve rüyam ile aynı şekilde olunca anladım ki benim anlamakta bayağı zorlandığım ruh irtibatı gerçek bir bahçeden farkı yokmuş. Buna ne kadar şükür eylesem ve sonsuz mahlukat diliyle hamd eylesem azdır vallahi azdır.